Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılıların linklerine de oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzda başlayalım. Kur'an'ı sevmenin en doğru şekli hangisidir? Onu anlayarak okuyup emri ve yasaklarına uymak. Zaten A seçeneğinde baktığınız zaman arkadaşlar bizim Kur'an-ı Kerim'i okumamızın amacı nedir? Onu anlamak, onu okumak, onun emir ve yasaklarına uymak anlamı vardır. Zaten en doğru şekil budur öpüp başımıza koymak, mübarek gecelerde ağlayarak okumak ya da yüksek bir yerde tutmak Kur'an'ın diğer saygı yönleridir ama en doğru şekli A seçeneğinde vardır. Sizin en hayırlı olanınız Kur'an-ı Kerim'i nokta nokta demiş ve hadisi şerif vardır. Bununla ilgili zaten çoğu seferde bu hadisi şerifi duymuşsunuzdur. Biz de derslerimizde bu hadisi şerifi çokça anlattık. Sizin en hayırlı olanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir şeklinde olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz demiş. Tabii ki de doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim hem bu hayatımızı hem de ahiret hayatımızı düzenleyen bir metindir. Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder demiş. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Peygamber hayatlarından bahseder, sahabelerin hayatından ve gündelik yaşamın bazı şartlarından da bahseder. Yani sadece o olaydan bahsetmez. Yani sadece peygamberlerin yaşadığı kıssalardan ve hikayelerden bahsetmez. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet ve sureleri öğrenmeliyiz demiş. Bazı zammı sureleri tabii ki de bilmemiz gerekmektedir. Bu da doğru bir ifadedir. Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır, manevi bir güç verir. Kur'an okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ramazanda mutlaka hatim indirmek demiş. Bu doğru bir okunuş değildir arkadaşlar. Yani niye doğru değildir onu söyleyeyim. Hani sadece Ramazan'da dediği hani ifade doğrudur ama en doğrusu değildir. Tevcid kuralları ile okumak doğrudur ama en doğru ifade değildir. Anlayacak şekilde okuyup hayatımıza uygulamak güzel bir sesle okumak da en doğru olan değildir. Bakın burada dikkat ederseniz arkadaşlar anlayacak şekilde okuyup hayatımıza uygulamak aslında Kur'an-ı Kerim'in en doğru ifadesidir. Niye? Çünkü Allahü Teala bize bu kitabı gönderirken ne diyor? Okuyup anlasınlar ve öğüt alsınlar diye gönderdim diyor. Yani burada asıl amacımız bizim yaşayış biçimimize bu kutsal kitabı yerleştirmek olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'le ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Bakalım. Kur'an okumak ibadettir demiş. Tabii ki de doğru bir bilgidir. Kur'an-ı Kerim birçok konuda bize öğüt vermektedir demiş. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssa bulunmaktadır. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim 28 harf demiş arkadaşlar. 20 pardon 26 harf demiş. 28 harften oluşmaktadır. Yani yanlış bir ifadedir. Geldik 6. sorumuza. Kur'an-ı Kerim nokta nokta yılında nokta nokta ayında nokta nokta gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Ben size anlatırken söylemiştim. Ne demiştim? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayında demiştim. Kadir gecesinde Nur Dağı'nda Hira mağarası'nda indirilmeye ve Alak suresinin ilk 5 ayeti gelin, gelmeye başlamıştır demiştim ilk vahiyde. Neymiş arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Yani C seçeneğimiz doğru olan cevabımız olacaktır. Ve Nur Dağı Hira mağarasını da unutmayalım. Alak suresinin ilk 5 ayeti olduğunu da unutmayalım. 7. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Arapça olarak indirilmiş ilahi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim hakkında demiş. Doğrudur. Kur'an bu alfabedeki harflerle yazılmıştır demiş. Doğrudur. Arap alfabesi 28 harften oluşur. Doğrudur. Yazı sağdan sola doğru yazılır demiş. Bu da doğrudur. Dört seçeneğimiz de doğrudur. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkış yeri vardır. Harflerin çıkış yerine nokta denir demiş. Yukarıdaki tanım verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Arkadaşlar zaten ince harf, kalın, kalın harf ve kalın harf ve üstün kelimelerini biliyoruz. Ama burada zaten mahreç kelimesi çıkış anlamına, harflerin çıkış yeri anlamına gelmektedir. Kur'an harfleri nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki gruba ayrılır demiş. Arkadaşlar aslında Kur'an harfleri üç grup olarak da ifade edebiliriz ama genel olarak iki gruba ayrılır. Bunlar ince ve kalın harfler şeklinde ayrılır. Bir de peltek harfler vardır. Yani B seçeneğimiz doğrudur. Geldik arka taraftaki eşleştirme sorumuza. Buna bir bakalım. Aşağıdaki sorularda sayıları kullanarak eşleştirmeyi tamamlayınız. Şimdi bir hamd demiş, şükür demiş, rahmet, ihlas ve Hazreti Lokman diye kelimeleri bize vermiş. Burada arkadaşlar okuyarak gidelim. Ziya'nın kendisini üzen arkadaşı Kayra'yı affetmesi demiş. Affetmek nedir arkadaşlar? Allah'ın sıfatları içerisinden rahmet sıfatıyla ilgilidir. Hacı İbrahim'in babasının ey, ey oğul Allah'a şirk koşma diye öğütte bulunması Hazreti Lokman'dır. Hazreti Lokman'ın öğütleri diye vardı. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de belki denk gelmişsinizdir. Yemeğini yiyen Zeynep'in elhamdülillah demesi arkadaşlar nedir? Bir hamptır. Hamptı sena yapmıştır yani birdir. Doğukan'ın çok samimi ve içten bir şekilde Allah'a dua etmesi ihlas göstergesidir. Dört numara olacaktır. Ve son olarak da Edanur'un verdiği nimetler için Allah'a teşekkür etmesi, teşekkür ve şükür kelimeleri zaten benzer kelimelerdir. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen kelimeleri Boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. Kur'an-ı Kerim hangi ay demiştim arkadaşlar? Arka tarafta söylemiştim. Ramazan ayında ve nokta nokta da indirilmiş demiş. Ne demiştik? Kadir gecesinde indirilmişti. Kaç yılıydı? 610 yılında Nur Dağı Hiram arasında olarak da açıklamıştık. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadet ve ne olacaktır dışıklar içerisinde bakarsak sevap kelimesi daha uygun bir cevap olacaktır. Arap alfabesinde lam ve elif harflerinin birleşmesinden oluşan bir harf vardır. Bu harfe nokta nokta denir. Zaten şıklar içerisinde baktığımızda lam elif kelimesini burada görebilirsiniz. Zaten iki kelimeyi birleştirilmiş bir şekilde iki harfi birleştirilmiş bir şekilde yazılmıştır. Kur'an Allah'ın insanlara gönderdiği bir aslında ilahi kitaptır diyebiliriz, bir rahmettir diyebiliriz ama bu şıklar içerisinde bize en uygun mesaj kelimesi olacaktır. Bir mesajdır diye onu da tamamladık. 12. sorumuza bakalım. Doğru yanlış sorularımız var şu şekilde koyalım. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Zaten geldiği döneme de baktığımız zaman, Peygamber Efendimiz'in soyuna da baktığımız zaman, nesline de, o yaşadığı topluma da baktığımız zaman Arapça olarak gelmiştir. Arap toplumuna ve Arapça gelmiştir. Ama sadece Arap toplumuna gelmemiştir, dikkat edin. Nedir? Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Orada bir kelime hatası yaşamayalım. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumak yeterlidir demiş arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Neden? Mesela biz e, Türkçe konuşan ana dilimiz Türkçe bir milletiz. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz için Arapça okuduğumuzda anlayamayabiliriz. Mesela camiye gittiğinizde bazen hoca dua okuduğunda anlayamayabilirsiniz. Ha, bizim burada yapmamız gereken Türkçesini de okumamız gerekir. Yani öğrenmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilen son ilahi kitaptır demiş. Doğrudur. Hatta son peygamber de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an'da Kur'an'ı tane tane oku buyurmaktadır demiş arkadaşlar. Burada da Müzzemil suresinin dördüncü ayetinde bize Kur'an'ı tane tane oku şeklinde bir ayet vardır. Müzzemil suresi 4. ayet. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Bu sınavımızı da bitirdik. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi bir çizgi, iki yuvarlak, gülen yüzler almanız. Bir sonraki güzel dersimizde görüşürüz. Aklınıza takılan bir şey olursa Instagram hesabımızdan ya da e, CKMK Akademi uygulamamız var Play Store'da. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.